Hepinize kliniğimden merhaba. Yanımda 6 hafta önce kol germe ameliyatı yapmış olduğum hastam Emine Hanım var. Bugün korseleri çıkarttık, rahat rahat artık kolsuz kıyafetleri giydik. Şimdi sizler için Emine Hanım'a soruyorum. Emine Hanım, süreç nasıldı? Süreç gayet iyiydi. Hiç umduğum gibi olmadı. Ağrı yaşamadım, hiç yaşamadım. Ameliyat çok güzel geçti. Bir gün hastanede kaldım. Çıktıktan sonra da hiç ağrı kesici kullanmama gerek kalmadı verdiğimiz ağrı kesiciyi. Yani ben çok memnun kaldım. Geçmiş olsun. Elleriniz şişti mi? İşe ne zaman başladınız? Elim hiç şişmedi hemen ama. İşe de 6. günde başladım ama yani ameliyattan çıktım. O gün yattım sadece biraz. O da yatmaya başladım. 3. gün yürüyüş yapmaya başladım. Normal her şeyi yapmaya başladım yani bütün işleri. Çünkü evde oturmak çok fazla sıkıyorum. çok gayet almak istiyorum. O yüzden yani hiçbir problem yaşamadım. Böyle 2. gün başladı, başlardım şimdi. Evet. 3. günde başladım. Şimdi hastalarımız mesela soruyor, kol germe oldu ne zaman iyileşir? Tabii ki tamamen iyileştiği süreci olmuyor ama işte normal günlük hayatımıza devam edebiliyoruz. Bir korse giyiyor hastalar. O korseyi içeride korsan oldu. 3. 4. gün maksimum 1. haftadan sonra normal günlük işe işine, hayatına, işte elinde yemek yapmaya, bir temizlik yapmaya dönebiliyorlar. Bir de Emine Hanım'ın kolu bizim en ileri kol sarkması dediğimiz evredendi. Gerçekten çok geniş bir tedavi çıkartmıştık. Örneğin ben size biraz elde şişme beklerdim. Çok geniş çıkarttığımız için oradaki doktorları. Ama çok güzel atlattı. Bir kol beti olmak isteyenler siz muayene odasında güzel bir şey söylediniz. Bu kolsuz giyme ile ilgili en son onu bir kere daha tekrar eder misiniz? En son ne zaman giymiştiniz kolsuz? Yani ortaokuldan beri giyemiyordum. Ve kollarımdan çıkarılırken de çok aşırı sarkmalarım vardı. O yüzden giyemiyordum yani. Hatta kısa kolu bile giyemiyordum. Şuradan itibaren sarkmalarım. Hep şuradan kapatacak şeyler giymek zorunda kalıyordum. Şu an özür dilerim, çok mutluyum. Yani ben kırk olarak kolsuz, kısa kolu istediğim için giyebiliyorum. Çok mutluyum. Geçmiş olsun. Çok güzel anlattınız. Geçmiş olsun. Deneyimlerinizi hastalarınızla paylaşmasını çok teşekkür ederim.